Nari'nin babası katili ilk kez açıkladı. Herkes ağlarken o robot gibiydi. Kardeşime çocuklarım feda olsun, o yapmaz dedi. Soğuk kanlılığı ile kendini ele verdi. Baba Arif Güran katili açıkladı. Verin karımı birlikte yaşayayım dedi. Artık dayanamıyorum, olsuz nefes alamıyorum. Gerçekleri daha görmüyor musunuz? Ben ne kadar bekleyeceğim? Karımı, oğlumu, kardeşimi verin. Katil orada dedi. 3 gün süren duruşma sonrası Arif Güran ilk kez konuştu. Söyledikleri yine gündeme oturdu. 3. günün sonunda baba Arif Güran çıldırdı. Eşi, oğlu ve kardeşi hakkında kasten öldürme suçuyla tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi sonrası Arif Güran cinnet geçirdi. Her şey ortada, ben görüyorum kimse görmüyor mu dedi. Duruşma salonunun ikinci gününde kardeşinin eşiyle ilişkisini öğrenen Arif Güran kalp krizi geçirmişti. Anında müdahale ile çabuk toparlanan Arif Güran 3. günü tekrar duruşmaya katıldı. Orada eşine ve oğluna ağlayarak sarılan Arif Güran eşini alnından öptü, oğluna ise ağlama diyerek salonu terk etmişti. Duruşma sonrası ilk kez açıklama yapan Arif Güran, gerçekleri nasıl görmezler diye konuştu. 3 gün boyunca kızım için herkes ağladı. Nevzat Bahtiyar dondu. Gözünden bir damla yaş bile akmadı. Kızımı o öldürdü. Aileme de iftira attı. Ben o yaptığı halde ufak bir şekilde ailesine iftira atmadım. Tek bir kötü söz bile kullanmadım. Ama o benim ailemi namussuzlukla suçladı. Her şey ortada. Ben aileme güveniyorum. Onlar bir şey yapmadı. Ama devlet güvenmiyor. Bırakmadı. Ben artık karıma sarılmak, yaralarımı onlarla sarmak istiyorum. Ben hem kızımı kaybettim, hem ailemi kaybettim, hem de şerefimi kaybettim. Acımızı unuttuk, bunları düşünüyoruz. Kendimizi nasıl haklarız bilmiyorum. Nevzat bize bunu neden yaptı bilmiyorum. Bir araba meselesi vardı aramızda ama çok bir şey değildi. Bunun için bu kadarını yapar mı bilmiyorum. Deli olacağım artık diyen baba gözyaşlarını tutamadı. Belki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Baba isyanda haklı mıydı? Yorum yapmayı lütfen unutmayın.